Python'da önemli veri yapılarından bir tanesi de setlerdir arkadaşlar. Daha önce tuple'ları konuşmuştuk. Setlerin böyle tuple'lara benzetebiliriz. Yani tuple'ları niçin kullanıyorduk? Oldukça performanslıydı. Çünkü hani modifiye edilme durumu olmadığı için algoritmik olarak mutable nesneler deniyor. Algoritmik olarak daha hızlı çalışıyor. Çünkü değiştirilebilme özelliği olmadığından dolayı ona göre gayet read-only bir yapı gibi kullanıyorduk tuple'ları. Setler de o şekildedir. Fakat setlerdeki durum biraz daha farklı ve setlerin bu bağlamda çok daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Setlerin farkı ise arkadaşlar yine elemanlar, yani her bir eleman değiştirilemiyor. Farklı bir durum var, onu konuşacağız. Bunun dışında sıralı değil. Yani dolayısıyla Python'ın kendi algoritmasına göre bu datalar belli bir sıralamaya koyuluyor. Ama her zaman aynı olacak diye bir şey yok. Yeni elemanlar eklediğinizde aynı görüntüyü alacaksınız diye bir şey yok. Fakat oldukça hızlı çalışıyor. Hadi gelin örnek üzerinde setleri daha iyi anlayacak ortamı kuralım arkadaşlar. Bu bakımdan şöyle hemen İşte my set diyelim. Hani set nesne. İşte şöyle onu daha önce yaptığımız gibi işte şehirlerden, isimlerden gidelim. My set diyelim. Hatta bunu şöyle students set diyelim. Burada şöyle kıvırcık parantez kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bir set tanımı yaparken. Kendi fonksiyonu da var. Onu da kullanabiliriz. Örneğin Engin, Derin. Şöyle Salih. Tamamen koleksiyonlarla çalışırken aynı isimleri kullanıyorum. Çok önemi yok. Dolayısıyla arkadaşlar ben örneğin bu student seti yazdırmaya çalıştığım zaman bakın şöyle ismini de tabii ki sets.py olarak verelim ki bunu kaydetsin. Evet. Bakın Engin, Salih ve Derin olarak bunu yazdırdı. Fakat hani bu noktada şeye dikkat ettiniz mi? Hani bizim bu yazdığımız sırayla gelmedi. Çünkü herhangi bir indeks yok. Yani bu birin sıfırıncı elemandır, bu birinci elemandır, bu ikinci elemandır diye bir şey yok. Python bu veriyi kendisine göre belli bir algoritmaya göre aslında sıralıyor ve o şekilde bize bir sonuç veriyor. Örneğin başka bir data daha eklediğim zaman, örneğin Ahmet eklediğim zaman yine bakın kendisine göre bir algoritmayla bu verileri sıralıyor ve inanılmaz hızlı çalıştığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan çok önemli. Dolayısıyla hani tuple'larda olduğu gibi setin belirli elemanlarına ulaşmak için bir yöntem yok. Yani direkt bir örneğin derine ulaşmak için bir yöntem yok veya o nerede diye. Ama arayabiliyoruz. Şimdi onları göstereceğim. Fakat hani madem ki kendisine göre bir algoritma var ve bu veriyi bu şekilde getiriyor, o zaman ben bunu dolaşabilirim. Yani iterate edebilirim. Yani bir döngü yazabilirim. Farklı ifadelerle bunu size aktarmaya çalışıyorum. Bu bakımdan for student in şöyle student set dediğim zaman döngümü oluşturdum. Örneğin print student dediğimde artık bu öğrenciyi yazdırmaya çalışacağım. Bakın Ahmet, Engin, Salih, Derin. Yani kendi algoritmasına göre, yani burada yazdığımız sıraya göre değil de kendisi onu hızlı getirecek şekilde bir algoritmaya göre dizdi ve onun sonucunda da bunları tek tek yazdırmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde elemanlara ulaşabiliyoruz. Bir yöntem de in keyword'unu kullanmak arkadaşlar. Yani ne demek in keyword'ü? Benim setimin içerisinde derin diye bir değer var mı? Örneğin onu aramak istiyorum. Bu bakımdan ben print ettiğimde ne arıyorum mesela? Derin. Küçük harfle yazıyorum bakın. Dikkat edin. Python büyük küçük harf duyarlılığına sahiptir. Dolayısıyla ben burada student set dediğim zaman yani derin in student set dediğimde bu true veya false döner arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu bir if'in içerisinde kullanabilirim. Bakın false döndü.
Az önce dedim ya, büyük küçük harf duyarlıydı. Özellikle yaptım bunu. Sıklıkla yapılan hatalardır bunlar çünkü. Bakın, D'si büyük olan derin, true olarak döndü. Yani ben aslında bunu bir fonksiyonun içerisinde, bir conditional statement'in içerisinde nasıl kullanırım? Bakın şöyle, tabi bu farklı ekran kalmış burada arkadaşlar bu arada. Ben sürekli eğitimleri güncelliyorum. O yüzden o şeye sağ tarafla ilgilenmeyin. Bunu her zaman söylüyorum. Şöyle conditional neredeydi? Şuradaydı. Bakın ne yapıyorduk? İşte if diyorduk. Şartımıza göre bir şey yazıyorduk. Ben ne yapabilirim o zaman? If deyip şöyle gelip şöyle şunu yazdırdığım zaman derin student set mi dediğimde örneğin print listede var. Neden? Çünkü buradan true dönerse listede var yazacak. Bakalım. Bakın listede var olarak geçirdi. Bunu çalıştırınca herhalde en son şeyde kalmışım. Machine Learning'de kalmışım. O yüzden ekranı şuraya getirdi. Dolayısıyla şu an siz bunu hiç görmeyin. Şu setsi arkadaşlar şuradan alacağım. Biraz da ben alayım onu. Şurayı bozmayayım. Şu ekranı kapatmayayım. Ben onu normal şeyin içerisine atacağım. Temelin içerisine atacağım. Okey. Dolayısıyla arkadaşlar derin student set var mı? Evet var. Dolayısıyla ekrana da listede var olarak yazdı. Peki ben listedeki örneğin engini değiştirebilir miyim? Hayır, böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani listedeki var olan bir datayı değiştiremiyorsunuz. Ha, listeye yeni bir eleman mı eklemek istiyorsunuz? O var. Student set nokta add diyerek arkadaşlar yine bir datayı ekleyebiliyorsunuz. Örneğin Ali dediğinizde şurada şöyle alayım buradan. Şuraya da yapayım. Hani yazdıralım bakalım. Bakın en nihayetinde en son Ali'yi de listeye eklemiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde add'i kullanabiliyorsunuz. Bir diğer kullanım yöntemi ise update fonksiyonumuz var arkadaşlar setlerde. Bu da sıklıkla kullanılır. Onda da yani bir genellikle böyle birden fazla eleman eklemek istediğimizde bunu kullanıyoruz. Şöyle update diyoruz. Update dedikten sonra buraya bir liste geçebilirsiniz. Örneğin. Yani tek bir eleman da geçebilirsiniz. Liste de geçebilirsiniz. Ne olsun? İşte Merve olsun. Mert olsun. Selin olsun. Bunlar da yeğenlerimin isimleri. Şöyle dediğinizde en nihayetinde şunu bir daha yazdıralım. Şöyle rahat okuyun diye şunu da yukarı alayım ben. Böyle de yaptığınız zaman direkt listenin sonuna yani listeye daha doğrusu sonuna demeyeyim. Kendisi diziyordu ya. Listeye bu dataları da böyle update dediğimizde ekleyebiliyor. Ama bu update var olan bir datayı update değil. Direkt seti update ediyorsunuz arkadaşlar. O açıdan bakabiliriz. Peki mesela başka fonksiyonları burada kullanamıyor muyuz? Yani koleksiyonlarda, kısacası o listelerde falan kullandığımız fonksiyonları kullanamıyor muyuz? Kesinlikle kullanabiliyorsunuz. Örneğin print deyip işte len fonksiyonumuz vardı hatırlarsanız. Sette kaç tane eleman var? Gayet hani len'i 8 tane varmış. Kullanabiliyorsunuz istediğiniz noktada. Peki ben bir eleman silemiyor muyum? Silebiliyoruz arkadaşlar. Silebiliyoruz. Bunun için de remove isimli fonksiyonu kullanıyoruz arkadaşlar. Remove diyerek örneğin ben buradan işte Selin değerini sileyim. Sildiğim zaman eleman sayısının 8 iken 7'ye düşmesi gerekiyor. Nitekim öyle oldu. Peki bakalım hani yanlışlıkla böyle küçük Selin yazdım. Hani bir de ona bakalım. Bakın hata fırlatacak. Remove'da hata fırlatır arkadaşlar eğer bulamazsa. Bulamazsa hata fırlatmasın istiyorum. Güzel. Bulamayınca hata fırlatmasın istiyorum. Örneğin şu an mesela bu hata verecek. Çünkü Selin'i remove edecek. Bir daha remove etmeye çalıştığında hata verecek. Bakın.
Bakın, bir daha remove etmeye çalıştığında hata verdi. Neden? Çünkü Selin'i zaten sildi. İkinci silmeye çalıştığında Selin yok. Mesela Mert yazsaydım burada sıkıntı yoktu yani. İkisini de silecekti. 8, 7, 6. En son 6 eleman kaldığı için. Bu noktada arkadaşlar hata vermesini istemiyorsan discard var arkadaşlar. Yani bulamazsan arıza çıkarma bana. Bu zaten hani bulduğu için siliyor bakın. Discard sildi. Ama ben aynı Selin'i bir daha silmeye çalışıyorum. Yani sildi. Bir daha silmeye çalışınca bulamayınca hata veriyor durumu. Ama bu asla öyle bir şey yapmıyor. Bulamıyorsa sıkıntı yok. Yani discard o işe yarıyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar bir de hani eleman silmek için pop isimli bir metodumuz var. Buna bir de bakalım. Şöyle x diyeyim mesela. Yeni değeri atayacağım. Student set nokta pop diyorum. Hani istediğim böyle bir parametre veremiyorum. Böyle bir şey yok. Bu listeden son elemanı silmeye yarıyor arkadaşlar. Bakın şu an en nihayetinde serinin şu an 7 elemandı. Mesela pop yaptım. Bakın 6'ya düştü. Yalnız kimi sildi? Hani listeden hangi arkadaşı sildi? Öğrenciyi sildi yani. Onu bilmiyoruz mesela. Bakın listeden şu an kim silinmiş durumda? Mert silinmiş sanırım. Yok Mert var. İşte karşılaştırın. Birini sildi. Yalnız hangisini siliyor biliyor musunuz? Sizin hani en son eklediğiniz elemanı silmiyor. Örneğin şu an en son eklediğiniz eleman Selin, işte Mert. Ha, Mert silmiyor mesela. Yani sıralamayı nasıl yaptıysa en yukarıda ona göre siliyor. Mesela Merve olarak vermiş orada. Bakın buraya şu noktada en son. Tabii ki orada kendi algoritmasına göre tek bir eleman siliyor. O yüzden hani çok kullanmayız bu pop'ı. Kendisi random aslında bir tane elemanı siliyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden o bizim için tehlikeli. Sadece onu göstermek istedim. Çok işinize yaramayacak yani. Ama tüm seti temizlemek istiyorsunuz mesela. O zaman da clear var arkadaşlar. Şu pop'ı sileyim. Çok lazım değil. Clear var arkadaşlar. Bakın clear. Şöyle sıfır elemana ve boş bir sete çeviriyor diyebiliriz. Peki bak burada clear dediğimizde hani temizle. Mesela siz odanızı temizle dediğinizde oda duruyor yerinde. Yani odayı temizliyorsunuz. Clear de öyle bir şey. Yani set duruyor. Peki siz setten kurtulmak istiyorsanız o zaman da klasik del keyword'ü vardır Python'da. Onu kullanırız. Siz gayet burada sizin set dediğinizde örneğin şöyle şu araya koyayım mesela. Böyle bir set yok yani artık. Name student set is not defined. Çünkü student setin kendisini uçurdu. Bakın altını da çizdi zaten. Bu da güzel bir kullanım. Bir diğer kullanım ise arkadaşlar hani sette biz ne yaptık böyle? Elemanları tanımladık. Ama sette arkadaşlar şöyle bir tanım da söz konusu. Students set 2 diyelim eşittir. Bu başka bir değişken. Direkt set fonksiyonunu kullanarak biz tek tek elemanlarımızı böyle virgüllerle ayırarak verebiliyoruz. İşte Mehmet, Veli, Ayşe diye böyle de verebiliyoruz. Evet, temel fonksiyonları setle ilgili bitirdik arkadaşlar.